Şimdi bakın, burada da temel sorunu konuşmuyoruz aslında. Evet, Konya'da, Taşkent'te 8 yıl önce yine bir tüp patlamasıyla bir yurtta 18 çocuğumuz yaşamını kaybetti. 8 yıldır o davada tek bir tutuklu yok, tek bir sonuç da yok. Durmadan dava erteleniyor. Yine efendim Adana'nın Aladağ ilçesinde 2 gün önce vahim bir olay oldu. Elektrik kontağından çıktığı söylenen bir yangın. Hangi yasayı çıkarırsanız çıkarın, uygulayacak olan insan. 14 yıllık iktidarınızda temel mesele laik cumhuriyetin özgür bireyler yetiştirmek amacıyla çağdaş bilimsel eğitimini yok edip dindar ve kindar nesiller yetiştirmeye yöneldiğiniz için çocuklarımızın kaldığı yurtlarda da aynı anlayış hakim olduğu için çocuklarımızın aslında beyinlerini yakıyoruz. Yoksa orada 11 evladımız yandı. Tabii anneler babalar yanıyor. Hepimizin içi yanıyor. İnsan kaybediyoruz. Geleceğimizi kaybediyoruz. Doğru. Ama geleceğimizi sadece yangınlarla kaybetmiyoruz. Belki hepimizin dönüp Mustafa Kemal Atatürk'ün şu lafını bir daha hatırlamamız gerekir. Efendiler ve ey millet, iyi biliniz ki Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, mensuplar, müritler memleketi olamaz. En gerçek tarikat medeniyet tarikatıdır. Nedir medeniyet tarikatı? Laik, bilimsel, aydın kafalar yetiştirecek bir eğitim sistemidir. Nedir medeniyet tarikatı? Özgür bireydir. Nedir medeniyet tarikatı? Aklını dogmalardan arındırmış, analitik düşünebilen, pozitif düşünebilen, rasyonel düşünebilen, kendine yönelik her türlü hareketin ne anlama geldiğinin ayırdığında olan hak bilinci ve itiraz bilinci gelişmiş çocuklar yetiştirebilmektir. Bunun için emek harcamalıyız arkadaşlar. Yoksa olur yurtların kurallarını değiştirelim. Olur tarikatların, cemaatlerin yurt açmasını engelleyelim. Tamam, peki. Ama o tarikatlar ve cemaatlara 15 Temmuz'dan hemen sonra tam da Fethullah Gülen darbe yapmışken öbür cemaatler müşteri olsun diyen kim? Bu ülkenin bakanı. Ben bir tek kişiden burada, tek bir kişiden burada şu çocuklardan, o tecavüze uğrayan çocuklardan, o yanan çocuklardan özür dileyen bir devlet yetkilisi duymadım. Şimdi izniniz olursa bu cumhuriyeti kuran partinin Konya milletvekili olarak Karaman'da tecavüze uğrayan çocuklarımızdan da Aladağ'da yanan çocuklarımızdan da bu meclis adına özür diliyorum. Çocuklar, bizi affedin. Çünkü biz Atatürk'ün aydınlık yolundan bir kararlılığa saptırdık bu ülkeyi ve bu hale geldik. Ciddi söylüyorum. Temel sorun budur arkadaşlar. Yoksa mesele şu yönetmeni ya da bu yasayı değiştirmemiz değil. Kafalarımızı değiştirmemiz gerek. Bu ülke hakikaten çok namuslu, çok ahlaklı, çok doğru bir ulusal kurtuluş savaşıyla kurulmuş güzelim bir cumhuriyet. Burada hepimize yer var. Hepimiz kardeşçe yaşayabiliriz. Aynı yolun yolcusu olabiliriz. Bir engel yok.